Aferin kızım, iyi dayandın Kara Orkun'a karşı. Ben öyle düşünmüyorum baba. Orkun istese elimi bile kaldırtmaz bana. Hem daha öğreneceğim çok şey var ondan. Öyle değil mi Orkun? Ne dersin Orkun? Prenses Yonca gerçekten çok kabiliyetli ve cesur efendimiz. Öyleyse şimdi hemen atlara. Sana baktım da cesur, gözü pek, bileği kuvvetli bir kızsın. Bundan dolayı seninle övünüyorum Yonca. Ama artık büyüdün, çocukluk çağın geride kaldı. Her genç kız evlenmek ve yeni yeni yiğitler yetiştirmek için büyür. Tibet Bey Lima seni yıllar önce istetmişti biliyorsun. Teklifini tekrarlayıp düğün tarihini tespit etmek üzere ülkemize geliyor. Yani siz beni yüzünü bile görmediğim Tibet Bey ile mi evlendirmek istiyorsunuz? Evet kızım. Tibet Bey'inin eşi olman bizim için hem büyük bir şeref olacak hem de devletimizi daha güçlü kılacak. Beni burada bekle Gökçe. Gece sokağa çıktığımın aramızda kalacağını söylemeye bilmem lüzum var mı? Beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz prenses. Yonca. Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Ayıracaklar bizi Orkun. Ayıracaklar mı? Babam Tibet Bey'ine veriyor beni. Biliyorum. Biliyor musun? Evet. Bütün ülke bu haberle çalkalanıyor. Tibet Bey'inin zenginliği ve kudreti dillerde dolaşıyor. Seni seviyorum Orkun. Dünyanın en zengin hazinelerine sahip olsa kimseyi istemiyorum ben. Seni istiyorum. Bir şeyler yapmamız, bu evliliğe mani olmamız lazım. Ne yapabiliriz? Kaçır beni Orkun. Senin için, mutluluğun için ölmem gerekse bir an düşünmeden yaparım. Ama babanın buyruğuna nasıl karşı geliriz? Bak dinle. Ben hayatımda bu kadar güzel bir kız görmedim. Nasıl? Beğendin mi prens? Karşıma koca namzeli diye bir domuz yavrusu çıkarsaydınız daha isabetli bir hareket yapmış olurdunuz babacığım. Ulu Türk Hakanı Baturhan'ın sevgili kızı Yonca ile kudretli Tibet Bey Lima'nın nikahlarını kıymak üzere bir araya geldiğimiz bu mutlu günde bir dileğiniz mi var kızım? Evet. Törelerimize göre nikahtan önce karşı tarafın kız babasına bir başlık vermesi şart değil midir? Bunu babanız prens hazretlerine söylemiş ve anlaşmış olmalılar. Babam bu başlığı tayin etmeyi bana bırakmış bulunuyor. Öyle değil mi baba? Başlık için deve yükü altın istemeyeceğim. Sadece ailemize ait kutsal bir emanetken çalınan mavi elması istiyorum.
Onu kim bulup geri getirirse onunla evleneceğim. Mavi Elmas'ın metini biz de duyduk. Onu bulmak zor ve zaman işi. Bedeli kadar, hatta 2-3 misli altın verelim. Hayır. Törelerimizin verdiği hakka dayanarak sadece Mavi Elmas'ı istiyorum. Mavi Elmas bulunup getirilmezse ölünceye kadar kimseyle evlenmeyeceğim. Peki Sayın Prenses. Size Mavi Elmas'ı getireceğim. Mavi Elmas'ın Nepal Rajası'nın gizli hazinesinde olduğunu bizden başka bilen olmadığına göre Yonca'yı benden başka kimse alamaz. Fakat Raja Mavi Elmas'ı canı kadar seviyor. Onu çalmak isteyen binlerce kişinin boynunu vurdurdu bugüne kadar. Biz nasıl ele geçiririz? Hele Raja'nın sarayına varalım, bir çaresini bulacağız. Yonca'yı alınca da babasının boynunu vurdurup bütün Türk topraklarına sahip olacağım. Hayatım bahasına da olsa Mavi Elmas'ı getireceğim Yonca. Sana inanıyorum Orkun. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Altınlarını, katırını ve elbiselerini! Eğer zorluk çıkartmazsan canını bağışlarız. Hadi in aşağı! Hayır! Bunu yapamazsınız! Ben bir din adamıyım! Tanrı'nın bana... Bırak geveseni! Kapa çeneni! Burası mabet değil! Alın aşağıya! Çok güzel. Kısmetimiz açık bugün. Cebi de dolu olmalı. İn bakalım aşağı yabancı. İn aşağı dedik. Çabuk üstündekileri çıkart. Senden razı olsun yiğit. Hayatımı kurtardın. Kimsin? Nereden gelip nereye gidiyorsun? Türk'üm, Hindistan'a gidiyorum. Hayatımı kurtardın. Sana yardım etmek isterim. Hindistan'da ne yapacaksın? Yıllar önce sarayımızdan çalınan Mavi Elmas'ı bulmaya gidiyorum. Mavi Elmas mı? Evet. Peki, onun Hindistan'ın neresinde olduğunu biliyor musun? Hayır ama öğreneceğim. Kuvvetli ve cesur olduğun kadar talihlisin de. Mavi Elmas'ın nerede olduğunu biliyorum.
ve onu alman için sana yardım edeceğim. Peki, nerede mavi elmas? Napal mihracesinin sarayında, özel bir kulede saklanıyor. Çok mu uzak buraya? 2 günlük yolda. Hoş geldiniz, halımıza şeref verdiniz asılzade. Emriniz? Bize hemen 2 oda ve temiz yatak. Şarap da ister misiniz? Hayır. Mia, buraya gel. Kızım Mia, hizmetinize o bakacak. Buyurun. Buyurun. Odanız da burası. Rahat edeceğinizi umarım. Benim odam hemen bunun bitişiğindekidir. Çağırdığınız an gelirim. Gece çağırırsanız daha da sevinirim. Çok yakışıklısınız çünkü. Genç ve yakışıklı olanı tam saray için aranan tipte biri. Onu size 100 altından aşağı satmam. Önce denememiz lazım. Güçsüz kuvvetsiz biri ise 1 altın bile etmez. Yanındaki ihtiyar ne olacak? Onun için de münasip bir şey verirsiniz. Nasıl, odanızı beğendiniz mi? Evet, hemen bir şeyler yemek istiyorum. Emredersiniz. Mia şimdi hanımızın en güzel yiyeceklerini hazırlar size. Deneyelim bakalım. Ahbap, afyon alacak param kalmadı. Bana birkaç altın vereceksin. Ya vermezsen? Kemiklerini kırarım. Oo, öyle mi? Hadi kır bakalım. Onu öldürürseniz sizi zindana atarlar. ...98, 99, işte tam 100 altın. Biraz ucuza gitti ama neyse, kısa günün ticareti. Böyle kuvvetli ve yakışıklısı 40 yılda bir rastlıyor. Peki arkadaşı ne olacak? Al, onun içinde 2 altın. Babamın ikramı olan özel şarabımızdan getirdim. İç yiğidim, işte beni daha çok sev. Sen neden içmiyorsun? Madem yiğidim istiyor, içerim. Affedersin Orkun, heyecandan oldu. Şimdiye kadar hiçbir erkek senin gibi heyecanlandırmamıştı beni.
Demek ki bana oyun oynadın. Bir gece süren ilacın etkisi. Malınızı alabilirsiniz. Ya ihtiyar? Onu da ben hallettim. Odasında hazır. Başına mı? Neden? Hadım edilmek için! Yeni gelen Türk esirini görmek istiyorum. Nerede? Koridorun sonundaki hücrede kraliçem. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı erkek. Hadım ederlerse yazık olacak. Evet kraliçe, çok yakışıklı. Kurtulman için bir tek şansın var yabancı. Nedir? Kara örümcek. Mihrace'nin özel muhafızı. Törelere göre onu öldüren hadım edilmekten kurtulup Mihrace'nin özel muhafızı olur. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama Mihrace'ye kara örümcekle karşılaşmaya hazır olduğumu söyleyebilirsiniz. Ama kara örümcek insan değil, adeta bir canavardır. Pençesine düşenin kemiklerini kıra kıra öldürür. Hadım edilmektense kemiklerimin kırılmasına razıyım. Görevli özel muhafızımsın. Bu görevin bir başkası çıkıp seni öldürünceye kadar sürecektir. Acaba arkadaşım, onu da senin yardımına veriyorum. Kız senden razı olsun Orkun. Mert bir dost olduğunu bir kere daha ispat ettin. Şimdi baş başa verip hedefimize varacak planı hazırlamalıyız. Yapılacak iki şey var. Biri, mavi elmasın nerede olduğunu öğrenmek. İkincisi, yardımcı olacak kişileri seçmek. Kuvvetli ve mert olduğun kadar iyisin de. Şimdi sen elmasın yerini öğrenmekten başla. Yalnız dikkat et, şüphelenmesinler.
bekliyorsun? Kraliçe odasında sizi bekliyor efendim. Hemen gelin. Etrafa göz kulak ol Lejana. Gel, yaklaş. Size hayatımı borçluyum sayın kraliçe. Kara örümceğe meydan okumayı bana siz öğütlediniz. Bunu ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Ama sen de acı kuvvetinle kara örümceği öldürdün ve yaşamayı hak ettin. Doğrusu sağ kalabileceğini hiç ummuyordum. Sen dövüşürken şayet sağ kalırsan kendimi sana vereceğime dair mukaddes budaya yemin ettim. Gel. Ne arıyorsun burada? Sizi merak ettim de. Sağlığınızla ilgilenmem gerek. Bir daha her yere burnunu sokma, burnunu koparırım. Korkacak bir şey yok. Hadi gel. O kuvvetli kollarının arasına al beni. Seni ta içimde hissetmek istiyorum. Oğlum olmasaydın, şimdiye kadar çoktan boynunu vurdururdum. Sarayda kalıp ülke idaresini öğreneceğine diyar diyar sürtüp keyif ediyorsun. Bir daha habersiz ortadan kaybolursan mirasımdan da tahtımdan da mahrum ederim seni. Oğlumun hareketleriyle bundan sonra sen meşgul olacaksın. Emredersiniz efendim. Tibet Bey'i Lima birkaç güne kadar konuk olarak ülkemize geleceklerini bildiriyorlar. Gerekli hazırlık yapılsın. Ziyaretinizle beni ve ülkem halkını nasıl sevindirdiniz bilemezsiniz. Ayrıca getirdiğiniz hediyelerle de bizi mahcup ettiniz. Sizin konukseverliğiniz karşısında naçiz hediyelerimin sözü mü olur? Nasıl bari, eğleniyor musunuz? Güzel kadın ve elmaslara bayılırım. Demek elmas merakınız var. Öyleyse size yarın koleksiyonumda bulunan dünyanın en nadide elması olan mavi elması göstereceğim. Lütfederseniz çok sevinirim. İşte meşhur mavi elmas. Hayatımda bu kadar güzel bir elmas görmedim. Kim bilir onu satmak için ne kadar altın istersiniz? Onu satmak mı? Karılarımı, çocuklarımı satarım ama mavi elması satmam. Yeryüzünde hiçbir kudret ve kuvvet ayıramaz beni ondan.
Beceriksiz! Kadın ve içkiden başka bir şey bilmiyorsun. Sözde mihracı olacak, ülkeyi idare edip soyumuzu sürdüreceksin. Yıkıl karşımdan, gözüm görmesin seni. Babanız size ne kadar sert davranıyor. Doğrusu üzüldüm buna. Bir gün kafamı kızmasından korkuyorum. Her insanın bir tahammül haddi vardır. Anlıyor ve size hak veriyorum. Bilmem ki bu konuda bir yardımım dokunabilir mi? Benim babam da aynıydı. Yabancıların, misafirlerin yanında beni azarlar, yerin dibine batırırdı. Ne oldu sonra? Bir dost bana büyük bir yardımda bulundu ve babamı... Ne yaptı, öldürdü mü? Evet. Başka çare kalmamıştı. O günden beri ülkenin tek hakimi, başına buyruk hakanıyım. Talihiniz varmış. Öyle bir dost. İster misin? Karşılığında ne isterseniz veririm. Mavi elması. Yoksa sen mi? Neden olmasın? Biz dostlarımız için her tehlikeyi göze alırız. Ayrıca seni racı olarak görmek beni çok sevindirir. Verir misin mavi elması? Tabii, onu ve diğer bütün elmasları. Yeter ki racı olayım. Ne zaman? Hemen. Bugün öğleden sonra ormana gezmeye çıktığımızda. Ne garip, insandan hiç kaçmıyorlar. Evet, ben onları insanlardan daha çok severim. Neden? Kötülük düşünmezler, hain olmazlar. Çıldırdınız mı siz? Hayır, öldüreceğim seni. Neden? Mavi elmasa sahip olmak için. Beni öldürsen bile mavi elması alamazsın. Oğlunla anlaştık. Ben de anlaşabilirim. Ben de veririm mavi elması. İnanmam. Hazırlamış olabilirler. Zaten uzağa gidemez. Nasıl olsa askerlerim yakalar onu. Bereket bir parmak aşağı saplamamış. Hayatımı kurtardın. Seni mükafatlandıracağım. Sağ olun efendimiz. Oğlum olacak o haini de mavi elmasa kurban edeceğim. Bağışla baba! Bağışla! Bu ülkede ihanetin cezası mavi elmasa kurban edilmektir. Kurtarmakla bana olan sadakatini ispatladın. Anahtar sende kalsın. Mavi elması da beni koruduğun gibi koruyacağına inanıyorum. Merak buyurmayınız Sayın Mihracım. Thank you.
artık kurtulduk. Burası mihracenin sınırları dışındadır. Şimdi mavi elması bana vereceksin. Ağlayan Buda mabedine götüreceğim. Ne söylüyorsun sen? Çıldırdın mı? Hayır, çıldırmadım. Bak dinle. Mavi elmas yeryüzünde çifttir. Biri kutsal Buda'nın sol gözünde. Onu yerine takmakla sağ gözüne de kavuşacak. Biz rahipler onu tekrar yerine takmak için ant içmiştik. Neler saçmalıyorsun sen Hara? Gerçekleri söylüyorum. Seni tanıdığım gün yıllardır aradığım fırsatın elime geçtiğini anlamıştım. Cesur, kuvvetli birine ihtiyacım vardı. Düşündüğümden daha iyi çıktım. Teşekkür ederim. Hadi ver elması. Dur biraz. Çok merak etmeye başladım. Başına bir hal gelmiş olmasın? Tasalanmayın prensesim. Asya'nın en cesur ve kuvvetli erkeğidir o. Biliyorum. Ve mavi elması getireceğine inanıyorum. Yalnız çok özledim onu. Vay anasını. Herif bize amma oyun oynadı. Demek mavi elması arıyorsunuz. Onun ağlayan Buda'nın gözüne takılacak günü bekliyorlar. Arkada iri yarı kuvvetli bir adam görüyorum. O da mavi elmasın peşinde. Bombaya gitti şimdi. Yürü, bombaya gidiyoruz. Bacaksız sayesinde ele geçireceğiz. Şüpheniz olmasın efendim. Şimdiye kadar beni hiç mahcup etmemiştir. Hop gel kızım hop. Geç kızım.
kızım elması al gel. Al gel elması. Hadi. Hadi kızım, al gel elması dedim. Hadi kızım Leyla. Gördünüz mü? Bakalım aynı şeyi mabette de yapabilecek mi? Merak buyurmayınız efendimiz. Yapacak ve mavi elmas sizin olacak. O zaman da Türk Hakanı'nın şımarık kızı Yonca ile evlenip bütün Türkleri kendime kul köle yapacağım. Sağ olun efendimiz. Bir aksilik çıkarsa kelleni koparacağımı biliyorsun. Biliyorum efendimiz. Bilmez olur muyum? Evden beraber çıkmamız çevrenin dikkatini çekebilir. Sen biraz sonra gelirsin. Mabet civarındaki ormanda buluşuruz. Münasiptir efendimiz. Sadece şu maymunu alacağım. Bu iş de halledildi sayılır. Mavi elması artık avucumuzda sayıyorum. Şüpheniz olmasın efendim. Kızım. Hı? Hoppa. Gel. Gel. Hadi bakayım kızım. Hoppa. Nerede kaldı bu herif? Bilmem ki efendimiz. Başına bir şey gelmiş olmasın? Ben de şüpheliyim efendim. İsterseniz evine gidip bakalım. Başka çaremiz de yok. Hadi. Hadi kızım, göreyim seni. Thank you.
maymun da yok. Efendimiz, şuraya bakın. Kim getirdi seni bu hale? İri yarı güçlü kuvvetli biri. Türk'e benziyordu. Maymunu aldı gitti. Maymunu mu? Ya. Kızıyla evlenebilmek için mavi elmasın peşinde olduğunuzu biliyorum. Mavi elmas bizim için de kutsal bir taş. Ama gene de anlaşabiliriz. Nasıl? Siz kara orkunu yakalayıp elması almak için bana yardım edeceksiniz. Ben de buna karşılık... Hakikisinden ayırt edilmeyen mavi elmasın taklidini vereceğim size. Elması götürün, kızı alırsınız. Ya sahte olduğu anlaşılırsa? En usta sarraflar bile anlayamaz bunu. Şurada biraz dinlenelim mi? Çıkmazsa ölüler konuşmaz. Sana iyi yolculuklar. Askerlerini bana bırakırsan sevinirim. Ona bir sürprizim var.
Söyle elmas nerede? Nerede elmas söyle? Eğer elmasın yerini söylemezsen, seni bu çukura gömeceğim. Ve kafesin kapağını açıp farelerle baş başa bırakacağım. Kraliçesi olmak üzere yola çıkabilirsiniz. Ülkem halkı sizi karşılamak ve düğünümüzü görmek için sabırsızlanıyor kraliçe. Ya Kara Orkun? Bana rakip olarak yola çıkan cengaver mi? Ağlayan Buda mabedinde yakalanıp öldürüldü zavallı. Yaptıkların için teşekkür ederim Leyla. Ama artık hürriyetine daha fazla mani olmak istemem. Hadi hoşça kal. Günlerce ayrılıktan sonra Tibet'e dönüyor da bir kere olsun daireme uğramıyorsunuz. Kocam olduğunuzu unuttunuz mu yoksa? Hiç unutur muyum kraliçem? Öyleyse sizi bu kadar meşgul eden şey nedir acaba? Devlet işlerimin karışıklığı sayın kraliçem. En münasip zamanda ziyaretinize geleceğim. Umarım. Yonca Sultan'ı Pembe Saray'a yerleştirdik efendimiz. Güzel. Nasıl, memnun oldu mu?
Maalesef efendimiz, çok hırçın. Düzelir, yatışır. Çok dikkatli olun, iş olup bitene kadar kraliçe bir şey hissetmemeli. Merak buyurmayın efendimiz. Peki bunun hakiki mavi elmas olduğundan emin misin? Evet sayın hakanım. Öteki elması görebilir miyim? Kandırdılar bizi. Düğünü yapılmadan Yonca'yı geri almalıyız. Buyruk verirseniz Yonca'yı almak üzere Tibet'e ben gideyim hakanım. Tibet Bey'i ve yanındakilerle görülecek hesaplarım var. Yanına yardımcı al. Yo, tek başıma hallederim bu işi hakanım. Peki Orkun. Tanrı yardımcın olsun. Çıkın dışarı. Beyimizin emriyle sizi biz yıkayacağız. Çıkın ben dışarı! Kendim yıkanırım! Sana iyi davranmışlardır. Evet. Zavallı kölelerim bana emrettiğin ihtimamı gösterdiler. Senin için hazırladılar. Ama boşuna. Anlayamadım. Evli olduğun halde beni babamdan istemek cesaretini gösterdin. Bunun hesabını ayrıca vereceksin. Şimdi çık defol. Halbuki ben... Defol dedim. Haber almış. Her an buraya gelebilir. Ne? Kızı derhal Sarı Nehir'deki geminize gönderelim. İstediğiniz zaman gider görürsünüz. Peki. Hemen götürün. Yakında gene görüşeceğiz. Doğru cevap verirsen mükafatlandırırım seni. Emredin kraliçem.
Tibet Bey'inin Pembe Saray'a götürün dediği kız kimdi? Kim o kız? Türk Hakanı'nın kızı Yonca Sultan. Şimdi Pembe Saray'dalar mı? Hayır. Peki, neredeler? Yalnız altın keselerle verilmez bu sorunun karşılığı, kraliçem. Beni de mi istiyorsun karşılığında? Prens Yonca Sultan'la evlenirse, kraliçem hem kocasından hem servetinden olacak. Bütün bunları önlemek, bu sorunun cevabında. Ne duruyorsun? Kız nerede şimdi? Sarı Nehir'deki prensin gemisine götürdüler. Senin gibi uyuza kendimi vereceğimi mi sandın? Yalancı kahpe! Sanki ilk defa mı oluyor bu? Ha? Söyle! Sultan'ın nişanlısı Kara Orkun. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Yonca'yı nereye götürdüklerini söylemekle. Sarı Nehir'deki prensin gemisine. Sağ olun kraliçem. Gecenin bu saatinde nereye Orkun? Yakalanabilirsin. Sabaha karşı herkesin uykusu ağırlaştığında çıkarsın. O zamana kadar benim misafirim ol. Yolcu yolunda gerek kraliçem. Kızı kurtarmak istiyorsun. Zor bir işe girişmişsin yabancı.
Sana bunun yolunu göstermek için 16'sını alırım. Kolunda böyle bir dövme bulunmayan kimse onların yanına gidemez. Hemen öldürürler. Peki bunu kime yaptırabilirim? Ben yaparım. Ama çok zahmetli bir iştir bu. 16'sını da onun için isterim. İçin istersen biraz afyon yaprağı vereyim sana. Çiğne. İstemem. Sen bilirsin. Dövme bittikten sonra bir gece burada kalman lazım. Neden? Yaranın kuruması için. Yarın yeni bir merhem süreceğim. Karım genç ve güzeldir. Sana hizmet eder. Bunun için de 20 altın alırım. Sana ömrün boyunca iftar edeceğin bir dövme yaptım. Artık mabede dönmek zorundayım. Orada iyi ruhlar için dua etmek vakti geldi. Bir şey istiyor musun? Bir bardak su. Sana tam istediğin gibi yakışıklı ve kuvvetli bir adam. Ondan bir çocuk elde etmeye bak. Ben güzel ve kuvvetli bir oğlumuz olsun diye dua etmeye gidiyorum. Güzel bir alışveriş yaptık yabancı. Kızıl ejderi Larjana dağlarında bulabilirsin. Oraya varmak için de Sartana ormanlarından geçmen gerekir. Talinin açık olmasını dilerim. Tamam mı? Hem de nasıl? Hey, dur! Ne arıyorsun burada? Kızıl ejderi arıyorum. Bu taraftan. Sağ olun kraliçe. Şimdi beni yalnız bırakın. Onunla görülecek hesabım var.
kocamı, tahtımı, zenginliğimi elimden almak isteyen sensin. Yanlış düşünüyorsun kraliçe. Ben buraya kocan olacak o iğrenç herif tarafından zorla getirildim. Tahtında mücevherlerindeyse hiç gözüm yok. Ama limanın sende gözü var. Bu yüzden de öleceksin. Bu zehirli hançer senin sonun olacak. Ricasını getirdim Sayın Kızıl Ejder. Nedir o? İki gün önce Tibet Bey'ine ait bir Türk kızını kaçırmışsınız. Evet. Onu istediğiniz kadar altın karşılığında geri istiyor. Ayrıca işlediğiniz bütün suçlar da affedilecek. Güzel bir teklif. Fakat kız şimdi burada değil. Ne sattın onu? Yazık ki satamadan elimden kaçırdım. Kaçtı mı? Nereye? Ormanda olacak. Yanık et kokusu geliyor mu? Evet, bu taraftan. Kelleyi kurtardım küçük kuş. Yakalayın. Koklatın, çuvala koyun. Sonunda ele geçirdim seni. Ne arıyorsun ormanda? Köylere vergi toplamaya gelmiştik.
hakiki mavi elması Kara Ork'un getirdi ve kızımla evlenmeye hak kazandı. Sizse bizi aldattınız. Kudretimi bir kere daha ispat ettim sana. Bunu ağır ödeyeceksin. Biz Tavuz! Şu andan itibaren Tibet'te 3 gün bayram ilan ediyorum. Herkes dilediği gibi eğlenmekte serbesttir. Yonca bu andan itibaren Tibet sarayının 1. kraliçesidir. Sözlerimi duydunuz müstakbel kraliçe. Şimdi sizi odanıza götürüp hazırlasınlar. Bırakın! Bırakın diyorum size, bırakın! İlahi emirlerinden birisi de meşru evliliktir. Bu mabette Tibet Bey Lima ile Türk Prensesi Yonca'nın nikah töreni için toplanmış bulunuyoruz. Memleketimizin örf ve adetlerine göre bu kutsal birleşmeye itiraz eden var mı? Evet! Var benim! Orkun! Yakalayın şu köpeği!